Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, bu bölümde oruç fidyesi hakkında bilgi vereceğim. İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimseler daha sonra kaza etmeleri de mümkün olmadığı için bu oruçlarına karşılık fidye öderler Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 184 ayetinde oruç tutmaya gücü yetmeyen kişiler bir fakir doyumu fidye öder buyurulmaktadır bu ayetten hareketle fidye miktarı bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek olarak anlaşılmıştır yaşlılıktan ötürü oruç tutmaya gücü yetmeyen kimseler her gün için bir sadakayı fıtır miktarı fidye öderler Buna da imkanı yoksa Allah'tan af diler. Fidyeler Ramazan'ın başlangıcında verilebileceği gibi ortasında veya sonunda da verilebilir. Fidye topluca bir fakire verilebileceği gibi ayrı ayrı diğer fakirlere de paylaştırılabilir. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ve iyileşme ümidi olmayan hastalar daha sonra oruç tutabilecek duruma gelirlerse fidyelerini vermiş bile olsalar oruçlarını kaza ederler. Verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz. Bunlar sadaka sayılır.